Ya tam olarak ne oluyor şu an burada? Anne, vallahi sandığın gibi değil. Ben anlatacağım sana. Sandığın gibi, sandığın şey ne senin ya? Sandığın çekil şey... Çekil şuradan. Çekil. Emine Hanım, biraz sakin olsana. Biz bir konuşsak. Sıra sana da gelecek. Bekle. Ablacığım bak, şimdi şeytan doldurur. Şeytan değil, ben doldurdum Fatime. Şimdi de boşaltacağım. Anneciğim, anneciğim. Kemal Bey benim şeyim, patronum. Yani müdürüm. Bankadan. Banka? Müdür? Bir dakika ya. Ben seni nereden tanıyorum? Anneciğim, ben şimdi ama rezil oluyorum müdürüme. O silahı indirsen mi? Siz de gider misiniz Kemal evet, Bey? Evet, ben sizi geçireyim. Bir şey konuşmam lazım ama. Sen biraz daha burada durursan bir sonraki konuşman cenazende imamla olacak. Şey, o zaman ben de yavaştan müsaadenizi istedim. Hop! Seni hamsinin tavada zıpladığı gibi zıplatacağım. Allah! Anne! Hadi ne yaptın? Oğlum ne oluyor burada? Ay ben şimdi abla katilim oldum. Bak bakayım nefes alıyor mu? Alıyor da teyze sen ne yaptın ya? Ay ne bileyim, kan çıkacak diye ben ne yaptığımı biliyor muyum acaba? Oğlum, ben nereye düştüm? Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Anne bak güldün, annem iyi misin? Tamam, bir sakin ol. Ben sana sonra her şeyi anlatacağım, tamam mı? Ay çok şükür, çok şükür. Maşallah nefes alıyor. Sen tut bakayım şunu. Oğlum ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz lan? Abi biz burada yazda böyle uzanmış... Konuşuyorduk. Konuşuyorduk. Ben işten kovuldum ya hani, moralim bozuldu. O da sağ olsun bana... Bir dakika ya. Bir dakika ya. Sizin ne işiniz var burada Allah aşkına Kemal Bey? Zaten başımıza ne geldi? Hepsi sizin yüzünüzden. He. Şeyden ben, ya şarkı ne olmuş öyle? İnanılmaz bir şarkı söylemişsin. Şarkı için gel, inanılmaz bir... Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Şu an sırası mı gerçekten? Ne şarkısı bey? Dinlettim ya sana. Bu... Hayır. Evet. Mümkün değil. Evet. Asla. Bu yüzden mi geldiniz? Evet. Gider. Ama dinler. Çok güzel. Dinlemiyorum. Çok güzel olmuş. Hiçbir şey dinlemiyorum. Çok... Kemal Bey gider. Beni dinle. Dinlemiyorum asla. Ayıp olur. Mümkün değil. İki dakika dinleme. Hayır. Yaz bir iki dakika ya, ayıl sana. Ablacığım, ne olur kurban olayım, uyan ablacığım. Ay çaylıkların aslanı. Fındıkların fırtınası ablam, hadi uyan ne olur kurban olurum. Bak ben yaptım. Abla. Yaz, iki dakika konuşmamız lazım, yaz. Ya Kemal Bey hiç sırası değil şu anda. İki dakika konuşalım, iki dakika. İki dakika, iki dakika. Hadi. Allah'ım yarabbim, mükemmel zamanlama ya. Adam beni görsün diye yapmadım kalmadı. Şimdi görüyor ama ben görünmez olmak istiyorum. Anne. Ay. Annem. Ya kadını niye indirdiniz aşağıya? Ya kadın yerde mi yatsın? Salona indireceğiz. Yatağa yatırsaydınız ya. Doğru söylüyorsun ama neyse artık, hadi yürüyün. Annem iyi misin? Geliyor ya. Olacağım o... Ha, ay sana geçmiş olsun. Hadi yine. El ablam gel, gel. Aman yalak geliyorum. Gel az kaldı, gel. Dikkat et. Gel, 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 gel. Şu şey, çek yası, evet. Ablam gel. Gel ablam. Gel, gel kafanı koy. Aman, 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 dur. Ablam. Bence bir hastaneye götürelim. Ne hastanesi? Olmaz, fark ederler. Nasıl oldun annem? İyi mi? İyi, biraz daha kendine geliyor, toparlanıyor değil mi ablacığım? Ay başım çatlıyor. Ben gideyim artık o zaman. Bir şey olursa bana haber verirsiniz. Aa, nereye gidiyorsun ya? Bizi böyle yalnız mı bırakacaksın? Hayır. Yok, eğer sen istiyorsan kalırım tabii de... ben daha fazla kalabalık etmeyeyim diye dedim. Kal tabii ki de, yani yanımızda ol. Bu artık ikimizin meselesi, hiçbir yere gidemez. Doğru. İkimizin meselesi. O zaman şey yapalım. Yastık, yastık. Yastık. Evet, 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 evet. Ablam kafanı kaldır şöyle. Ay, 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 ay. Tamam ablam. Ben bir nabzına bakayım. Ne? Anne, iyi misin? Ne oldu bana ya? Başım çok kötü benim. Ablacığım ne oldu bilmiyoruz ki, böyle birdenbire bayıldın, yerlere düştün, kafanı falan çarptın herhalde. Senin tansiyonun mu oynuyor yoksa? Anlamadım ben, ne oldu bana birdenbire? Bilemedim. Oh.
Sen benim. Gel. Gel ben senin şu şeyini alayım şunu. Tamam mı? Efendim Kemal Bey. Alo. Yaz. Ben gidemedim. Hadi bir iki dakika in aşağı konuşalım lütfen. Kemal Bey gelemem diyorum. Niye anlamıyorsunuz Allah aşkına? Hadi beni anlamadınız. Annemi de mi anlamadınız? Kadın size silah doğrulttu. Ya düşün işte ya. O kadar önemli hayati mesele diyorum. Hadi kırma beni. İki dakika in aşağı konuşalım lütfen. Evet çok haklısınız. Bu iş hayati bir önem taşıyor. Eğer gitmezseniz hayatınızdan olacaksınız. Benden söylemesin. Gitmiyorum ya. Yaz. Gitmiyorum. Buradayım. Tamam. Sen gelene kadar da gitmeyeceğim. Aa, bana bak. Yemin ediyorum benim Karadeniz damarıma basma. Ararım polisi, çağırırım, kapımda sapık var derim. Dünyanın kaç bucak olduğunu görürsünüz. Saçmalama tamam. Allah Allah ne polisi ya. Tamam kapat. Gidiyorum. Ama görüşeceğiz seninle. Hadi bay bay. Koyun can derdinde kasap et. Nasıl? İyi mi? Ay. Başımda horon tepiyorlar sanki. Ablam ben senin tepene başına kurban olurum. Sen kafanı çarptın ya o yüzden böyle oldu. Anneciğim ki ben bir bakayım başına. Şöyle. İşte şurası. Şurası mı? Oo. Kan var mı? Acıcık şişmiş anneciğim ama kan yok. Ablam sen kalın kafalısındır. Sana hiçbir şey olmaz. Ablam sen sapasağlam bir kadınsın. Ben o anlamda söylüyorum. Sen, ben sana bir Türk kahvesi yapayım mı? İsterim. Ben sana çay yapayım anne. İsterim. Ben uyumak istiyorum. Aa! Aa, olmaz. Bu iş buzla da olmaz. Emine teyzeciğim acilen hastaneye gidiyoruz. Asla itiraz kabul etmiyorum. Bana bak. Bir dakika ya. Senin ne işin var burada? Ben bayılınca kaçıp gitmediğine göre niyetin ciddi. Niyetim? Allah da beni kahretmesin. Allah seni kahretti zaten. Niyetim ciddi tabii ki niyetim ciddi. Hadi. Hadi git şimdi eve. Yalnız sabah erken gel tamam mı? Şu düğün meselesini hemen halledelim. Annene düğünü. Allah sen ya. Bir iyi olsaydın, kendine gelseydin. Ya bir sen bir sus. Hadi oğlum, hadi git. İyi geceler. Öpeyim Emine teyzeciğim. Anne. Anne. Bundan sonra anne diyeceksin. Damat. Tabii. Gel Muratçığım, ben seni geçireyim, gel. İyi geceler o zaman, tekrar. Hadi mi? Ablam, ay, çok ay, iyisin. Çok. Ellerim uf. Ellerini ben senin... Çok karıncalandı be. Sanki dedik dedik yiyorlar beni. Ben şimdi o karıncaları bak nasıl kovuyorum. Çok iyisin ablam, çok iyisin. Ne yapacağız şimdi? Planımız ne? Bilmiyorum. Murat, bilmiyorum. Ya annemi görmedin mi? Düğün müyüm bir şeyler diyor. Kadın resmen inandı evleneceğimize. Ama evleneceğiz dedin, niyetimiz ciddi dedin. Murat'ın teklifini kutluyoruz dedin. Evet, öyle dedim. Ya ama ne yapsaydım yani? Gözümü bir açtım yanımda sen, karşımda silahlı annem. Sen niye uyuyakaldın ki yanımda? Lan Nezire. Yapacak bir şey yok o zaman yaz. Mecburen evleneceğiz, öyle söyledin çünkü. Ki iyi ki öyle söyledin. Yoksa ben şu an morgda olurdum muhtemelen. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Bir süre oynayacağız bu oyunu. Evet, doğru söylüyorsun. Ben en azından annem gidene kadar. Sağ ol ya. Vallahi iyi ki varsın canım arkadaşım. O zaman yarın görüşürüz sevgilim. Yani oyunun bir parçası, oyun. Aferin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sevgilim. Thank you.
Kız. Kemal arıyor. Sakın şu anda, sakın. Hadi ama bu saatte arıyor, önemli demek ki. Yazcığım, günaydın. Günaydın Kemal Bey. Hayırdır sabah sabah? Ofise geçiyordum. Geçerken seni de alayım dedim. Hadi in aşağı. Siz geldiniz mi? Burada mısınız? Aşağıda mısınız? Kemal Bey, unutmuşsunuz belli ki, ben size hatırlatayım. Siz beni kovdunuz ya hani. Benim Kiyen Müzik'le hiçbir ilişkim kalmadı. Konuşmamız lazım. Bak 5 dakika içinde indin, inmedin. Ben geliyorum o zaman. Durun, durduğunuz yerde. Ben bir şekilde gelmeye çalışacağım. Tamam, bekliyorum. Bana bak. Ne oluyor bu sabah sabah? Ne Kemal mi aradı, ne diyor? Evet, şey diyor işte, gelmiş kapının önündeymiş, beni bekliyormuş, bir şey konuşacakmış benimle. Burada, kapının önünde mi? Yalnız o aşağıda uyuyan kadının belinde silah, telefonda da bizim masaüstü dans videolarımız var. Ha bir de şöyle küçük bir detay var. Bu yatakta seni bir oğlanla bastı. Hatırlatayım dedim sana. O kadının adı da Deli Emine. Benim ablam, senin de anan olur. Hayır aklın falan gittiyse ben bir küçük hatırlatma yapayım dedim sana. Ara şu Kemal'i, çabuk geldiği gibi gitsin hadi. Bak ayılttınız beni sabah sabah. Dedim teyze ya, demez olur muyum? Neler dedim, benim annemin eli beli silahlı dedim. Benim dedim anne yarıma nasıl zor durumda bırakırım ben dedim. Evet. O ne dedi? O da dedi ki sen gelmezsen ben yukarı çıkarım. Lan bu çocuk ne yapacak? Hem kendini vurduracak hem bizi vurduracak ya. Bana bak. Bu çocuk seni niye 2 gündür peşinde? Söyle bakayım bana. Ben bir halt yedim. Bayağı büyük bir halt. Aslında ben yemedim. Ben çok suçlu değilim. Murat daha çok suçlu. Ama onun yaptıkları bana da değiyor. Hatta bana değmiyor. Bela falan istemiyorum yaz. Bak şu ablamı hayırlısıyla bir güzelce yollayalım. Sonra kendi mazmut hayatımıza bir dönelim lütfen. Mazmut? Sen bana laf sokana kadar anlat bakayım. Bu böyle eğilip bana söylemediğin şey ne? Söyle. Ben Derya'nın evine gittim ve ortalığı karıştırdım ya. İyice berbat ettim. Sonra kovuldum. İşte kovulmadan önce bunlar yeni şarkıcı kız arıyorlardı. Sesi güzel. Gelen kızlardan birisi çok gergin, böyle bir stresli, tuhaftı. Murat da ya nasıl yalvarıyor bana Murat. Diyor ki ne olur diyor, yaz diyor, sen olmazsan bu kız şarkı söyleyemez. Gel bir sakinleştir. Kadın kadının ruhundan anlar. Gittim ben de sakinleştirmeye. Öyle şarkıyı gelişi güzel okudum. Ya sana ne, sana ne? Sonra ne oldu? Sonra Murat sesimi kaydetmesin mi? Sakın aklıma gelen şey olmasın. Tam da aklına gelen şey oldu. Kız sen bizim başımıza şarkıcı mı olacaksın acaba? Sen ablamın sabrını falan mı sanıyorsun? Yok asla. Unut o şarkı olayını. Eğer bu Kemal de bu yüzden geldiyse hemen ara gelmesin. Gitsin çabuk. Ah bak. Arıyor Kemal, gördün mü? Bak yukarı çıkar, toplu katliam olur. Yemin ediyorum kurtaramayız kimseyi. Gülbeyaz. Bak teyzeciğim. Bak biliyorsun ablamın baban yüzünden bir şarkı travması var zaten. Bir ikincisi olmasın olur mu? Tamam. Merak etme. Merak etme, olmayacak öyle bir şey. Tamam. Sen kahvaltıyı hazırla. Annem uyanırsa fırına gitti dersin. Ben de şu meseleyi halledip geliyorum. Allah Allah. Yaz, bu ne güzellik sabah sabah ya. Bakayım sana bir. Çok güzel olmuşsun gerçekten. Kalktığım gibi geldim işte. Sabah. Hadi atla. Yok,
Gelmeyeyim ben. Yani ne konuşacaksak burada konuşalım. Yaz, lütfen. Çok fazla vaktini almayacağım. Söz veriyorum. Kırma beni. Hadi. Tamam. Sana kahve aldım. Sevdiğin gibi. Karamelli, şekersiz, yağsız, sütlü. Kemal Bey, siz benim en sevdiğim kahveyi nereden biliyorsunuz? O ne demek? Ben seninle ilgili birçok şey biliyorum Yaz. Bilmediklerimi de öğrenmek istiyorum. Annen nasıl oldu bu arada? Hastaneye falan gittiniz mi? İyi. Yani gitmedik ama şöyle oldu. Birkaç saat bekledik bir şey olur diye ama çok şükür olmadı. Sabah karşı uyuyakalmışız zaten. Ya Fadi de Fadi'ymiş bu arada yani. Eli ağırmış. Gerçi sağ olsun. O olmasa annem bizi vuracaktı. Kabustu resmen. Dün gece kabustu üstümden geçti. Ne oldu ya dün akşam? Hı? Annen niye silah doğrulttu başımıza? Ben hemen anlatayım Kemal Bey size. Niye annem silah doğrulttu? Hani siz beni kovdunuz ya, vaks diye böyle bir anda terk ettiniz, gittiniz, beni böyle ortada bıraktınız. Aşırı derecede haksızlığa uğradım ya ben hani. Haklısın. İtiraf etmeliyim, sana bir özür, borçluyum. Borcunuzu hemen mi ödersiniz yoksa takside böldüreyim mi? Onun da sırası gelecek. E, anlat bakalım. Sonra ne oldu? İşte ondan sonra da bizim kızlar bana moral olsun diye böyle gece dışarı çıkalım dediler işte. Kız kıza eğlence, Defne ile Aslı. Ben de tamam dedim, çıktık eğleniyoruz. Fadi ile dans ederken biri bizim videomuzu çekmiş ve anneme yollamış. Biri senin videonu çekip annene yolluyor. Evet. O yaz bitti. Tatlım, biz o yazı kışa çevirdik. Kemal Bey. Nereye daldınız öyle, gittiniz bir yerlere? Hiç. Peki Murat ne arıyordu sizin evinizde? Murat, bizim evde. Sizin aradığınız şey ne arayacak ki? Sizin aradığınız şeyi arıyordu. Şarkı için beni ikna etmeye çalıştı bir süre. Ama ben tabii ki de ikna olmadım. Sonra annem geldi. Sonrası malum. Hazır yeri gelmişken şu şarkı meselesinde bir konuşalım mı? Kemal Bey, niye buraya geldik? Dilemek niye geldik? Ya ben senin gibi başarılı bir insanı arabada konuşacak değilim Yaz. Nasıl yani? Ben şimdi göz göre göre kovulduğum yere geri mi geleceğim? Bak ne kovulması ya, yok öyle bir şey. Sen artık hem müziğin vazgeçilmez bir parçasısın. Unutma bunu, tamam mı? Lütfen. Peki. Dönecek, az kaldı. Pardon. Yaz. Kuzum. Hoş geldin, çok şükür. Ne yapışım? Ama ben size ne dedim? Karamelli, yağsız, sütlü, şekersiz bir kahvenin yapamayacağı şey yok demedim. Dedim mi? Yani inanılmaz bir çaba gerçekten ya. Mehpuş'um, hiçbir kahve senin yaptığın kahvenin yerini tutamaz. Tutmaz. Oy, ben şimdi ikinize de yaparım, tamam. Sağ ol Mehpuş'um, sağ ol. Ama çaban teşekkür hak etti, değil mi?
Senden sadece bir şey isteyeceğim. Lütfen. İtiraz istemiyorum. Lütfen oturur musun? Ha yok. İtiraz istemiyorum dedim. Lütfen. Ne fark eder, yanılmışlar. İnan bana dünya, bir umrumda. Bir sen, bir ben yeter. Yaz. Çok güzel söylemişsin. Böyle bir yeteneğin olduğunu bilmiyordum senin. Kemal Bey, bende daha ne yetenekler var belki ama siz beni görmüyorsunuz Kemal Bey. Birlikte keşfedelim. Hı? Olmaz mı? Mesela önce şarkıyla başlayalım. Çünkü şu anki önceliğimiz o. Yaz. Hadi gel şu şarkıyı birlikte söyleyelim. Hı? Ne dersin? Hissediyorum ben garip bir şekilde çok iyi hissediyorum. Seninle çok iyi bir ikili olacağız. Ha bu arada bu sosyal medyacı olarak kazandığın paranın kat be kat fazlasını kazanacaksın. Böyle üf falan arzu yapma bana. Bu senin hak ettiğin şey olacak yani. Ben sana bir iyilik yapmıyorum. Kemal Bey biz en son Derya'yı ikna etmeye çalışıyorduk. Yani ne ara bu konulara geldik anlamadım. Boş ver Derya'yı şu an. Yaz. İnkar etme. Ses uyumumuza bakar mısın? Hı? Bak çok iyi söylemişiz. Yani... İnanıyorum başka biri söylese bu kadar güzel olmayacak. Kendimi tanıyorum çünkü ben inandım, hissettim. O sensin. Teklifime evet dersen bak gör neler olacak. Bak inanamayacaksın. Bütün ülke hatta bütün... Hissediyorum ya. Milletin sevgilisi olacağız, herkesin sevgilisi olacağız yaz bir düşünsene. Yani bunu bizim için istiyorsunuz. Müzik kazansın diye. Kendiniz için bir şey istemiyorsunuz yani değil mi? O ne demek? Ben öyle biri miyim? Nasıl birisiniz ki siz? Yani dışarıdan başka gözüküyor olabilirim ama kötü biri değilim ya. Yaz. Vallahi bak. Böyle bencil, çıkarcı. Öyle bir insan değilim yani. Yani şu Derya olayından sonra tabii bende bir gitgeller, bir kafa karışıklığı oldu tabii. Ne Derya'ymış ya? Lütfen bırak şu Ayşe Fatma Derya'yı ya. Şu ana odaklanalım yaz. Sadece sen ve ben. Hadi topla cesaretini yapalım şu iş ha. Yaz ve Kemal olalım ne dersin? Yaz ve Kemal. Bizden anca yaz ve kış olur Kemal Bey. Yok ben... Neden? Neden yaz? Merak ediyorum neden? Çünkü ben şarkı söyleyemem ki. Şarkıcı değilim. Söylemişsin yaz. Bal gibi söylemişsin. Yaz bir düşünsene. Bizim seninle şöyle bir... Bir Vilaya, Britney, hı? Jay-Z, Beyoncé, Maluma, Madonna falan. Çok güzel olmaz mı ya? Siz buna gerçekten inanıyor musunuz? Yok ben hiç inanmıyorum. Tabii ki inanıyorum. Niye sabahtan beri dil dökeyim sana yaz? Ben sana starlık vaat ediyorum. Sadece bir evet demen yeterli ya. Hadi. Kemal Bey, hayal kurmayalım ne olur. Benim annemi gördünüz. Eli silahlı bir kadın bana nasıl izin versin? Of of. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.